Evet sevgili seyirciler Montella'nın açıklamaları da e, bu şekildeydi. Tabii herkes acaba simih sorusuna ne cevap e, verecek diye bakıyordu. O da işte Ümit Milli Takım'da daha fazla süre alabileceğini düşündüğümüz için oraya gönderdik dedi. Şimdi e, Beşiktaş'ın da bir e, tepkisi var ama e, onu da birazdan vereceğiz. Mesela Feyyaz Uçar'ın açıklamaları var. Metavardar dün akşam son sayfaya bağlandığı Az ekranlarında önemli açıklamalar yaptı. bunun altında başka şeyler olduğunu düşünüyoruz dedi mesela evet. Beşiktaşlı yöneticiler. Ne olabilir ya, ki? hiçbir şey olamaz. Yani bunun altında ne olabilir? Yani Montella Beşiktaş'ta bir derdi falan mı olabilir? Yani ya da Montella'ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı ya da herhangi bir yöneticisi hocam sen Semih'i çağır. Sonra da bir 24 saat sonra yolla. Bak bizim onlarla aramızda husumet var. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Yani. yani bu bu bakış açısını doğru bulmuyorum. Zaten e, futbol ortamı gerektiği kadar gergin, gerektiği kadar stresi var. Yanardağ gibi yani böyle. Zaten patlamış. Yani bir bir söndürmeye çalış, çalışmak lazım artık. Yani zaten Yanardağ patladı sağ sola etrafı ne varsa bir kapladı yani bir bir, tem, bir bir temizlemek lazım. O da temizlenmiyor da yani alev alev yanıyor ama biz bu alevi bir söndürelim. Tam tersi böyle bir böyle konuştukça da şey yaptıkça da tam tersine kulüp yöneticileri daha farklı açıklamalar yapmaya başladılar. Bunun da en temel nedeni bu sosyal medya denen şey. Hmm. Bütün bu şeyin altında yatan gerçek kötü gerçek bu. Yani çünkü dün bu olay oldu, bakın olay oldu, açıklandı. Ondan sonra tepkiler başladı. İşte federasyon bizimle hesaplaşıyor, federasyon başkanının talimatı var, Montella'nın Beşiktaş'ta derdi var vesaire vesaire gelişti gelişti. Sonra ben anladım ki bize haber geldi işte Beşiktaş açıklama yapacak. İlk çünkü Beyazı orada, geldi orada çünkü bakıldığı zaman bir e, tepki yumağı var ve siz buna kayıtsız kalamıyorsunuz. Buna sadece Beşiktaş değil diğer kulübün yöneticileri de kayıtsız kalamıyor. Diyor ki bizim de artık bir şey söylememiz lazım yoksa biz bir şey söylemezsek Şimdi bizi şey yapacaklar. Linç yiyeceğiz. Biz <laughs> linç yiyeceğiz. Onun için Sayın Feyyaz Uçar da çıktı çok sert bir açıklama yaptı. İşte bu skandal ötesi dedi. Yani ağır bir açıklama yaptı. Ha şunu da diyebilirdi. Oyuncumuzun e, Montella tarafından Ümit Milli Takımı'na gönderilmesini üzüntüyle öğrendik. Hı hı. Ama bizim için e, milli takımların hepsi çok önemlidir, kutsaldır. Oyuncumuz milli takıma da hizmet etmek için her zaman vardır. Ümit mi takıma da hizmet etmek için vardır. Ee, bizim hocamıza da güvenimiz son. Başarılar dileriz bugünkü maçta deseydi. Bak böyle de diyebilirdi. Ama böyle deseydi eyvah eyvah olurdu. Tabii. Onun Yanlış. için arka Hüseyin Bey yanılmıyorsam bir şey paylaştı. Başka bir yöneticisi paylaştı. İşte e, Sayın Mete Vardar e, açıklama yaptı. Yani... Hocama katılıyorum ben de onu söyledim. Tamam bir yanlışlık var. Süreçle ilgili de bir yanlışlık var. Ben de oynaması taraftarıyım. Göndermeseydin kardeşim niye gönderiyorsun? Zaten bir de yanındaki ekibinden insanlar bilmiyorum. Yani şu şunu ya, ya hocam ona soruyor mudur? Sormuyor. Soruyordur illa ki Montella'da ekibinden birilerini ama ne kadar Türkiye'deki futbol ortamı ile ilgili şu anki yaşananlardan haberleri var onu bilmiyorum. Eee ve böyle bir tartışma zaten küçük bir kıvılcımdan yangın çıkmasına müsait bir evet. ortam var şu an Türkiye'de. Türkiye'deki futbol ortamı böyle. Evet, ve yaklaşmayınız diye uyarılar yani var ya. Biz o uyarının üstüne gidiyor gidiyoruz yani şu anda. Beşiktaş'ta mesela şu son zamanlarda en istikrarlı oyunculardan bir tanesi Necip değil mi? Hı hı. E, tamam o yani almadılar milli takıma. Ya o zaten onunla ilgili de açıklama yapabilirdi Beşiktaş. Evet. Tabii o da konuşuluyordu alınsın tamam, alınsın. Tam yani ben Necip'le ilgili de bir açıklama yapılabilirdi mesela. Bizim en formda oyuncumuz kardeşim niye almıyorsunuz yani? Ajax'tan bir açıklama ya geldi ama. mi Ahmet Can Kaplan'la ilgili hocam? Duydun mu Ajax'tan bir açıklama? Oyuncumuzla ilgili işte skandal Yok. bir karar vesaire. Acaba aslında ya, haber şu şimdi, anda bu. Ajax ne düşünüyor? Ya onlar bu ya Ayaks, Ayaks, takıyor Ayaks. mu? Ayaks. hayır canım kafa falan takmıyordur. Yani <laughs> oradaki şimdi bizde e, ee, bizde biz, biz, 5-6 aydır bir sene bir sezendir yani alt, son 3-4 aydır acayip şeyler yaşıyoruz. Yani 100 yılda yaşanmayacak şeyleri arka arkaya ligde yaşamaya başladık. İşte bunun tartışmaları var gerilimi var filan derken şu milli takımın maçını bile ya anca bugün ha maç var diyoruz. Ve bugün evet. anket yapsak 100 kişiye sorsak akşamleyin milli takımın maçı var bir sorumuzun biri şu olsa kimle oynayacağız deseler. Bence yarısından fazlasının haberi yoktur. Futbol severler üzerinde özellikle Hı -hı. anket yapsak. Maç saatiyle ilgili de şey yapsak, ondan da haberleri yoktur. Biz bu maçı niçin oynuyoruz, ondan da haberleri yoktur. Yani Böyle. ortam şeyinden Euro 2024'ün hazırlıkları bunlar, önemli hazırlıklar. Buradaki oyuncuların performansları nasıl bir şey ortaya çıkar, koyacakları önemli bir şey. Tabii. Ama biz şu an başka bir tarafta başka bir yere kanalize olmuş durumdayız. Ha olmayacak mıyız, olacağız. Orada da bir tartışma elbette var. Yani. İşte Trabzon Fenerbahçe maçını belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Hı hı. Yaşanan şeylerle ilgili her gün yeni gelişmeler oluyor. Yeni tartışmalar çıkıyor. Yani artık şeye döndü. Hangisi sevk edilecek? Kim sevk edilmeyecek? Ne olacak? Ne bitecek? Şimdi bu bekleniyor. Disiplin kurulunun, hukuk kurulunun vereceği kararlar bekleniyor. Yani semih olayında Beşiktaş biraz da tabii taraftarının sesi oldu açıkçası. Yani olmak zorunda. Şu anki futbol ikliminde, mevsimde bunu yapmazsanız Oyuncuya sahip çıkmayan kişi ve yönetici ve başkan durumuna düşerseniz. Evet. Yani sayın başkan da aramış işte İşte moralini bozma, moral vermiş, yanınızda izlemiş. Hı -hı. Yani tamam çocuğu da şey yapmayın canım. Yani <laughs> o kadar da çocuk hocamın yani, dediği gibi morali elbette bozulmuştur evet. ama sonuçta Ümit bir takımımızın önemli bir maçı var. Türk milli takımının bu akşam önemli bir maçı var. Salı günü yine önemli bir maçımız var. Avusturya ile milli takımımızın İtalya ile maçımız var. Yani bizim milli maçlarımız önemli. Evet bu kararı eleştirelim. Eleştirilecek tarafları yüzde yüz var. Hatalı buluyorum, yineliyorum. Yani bu yorumlarımızdan da çünkü başka şeyler çıkartılır şimdi. Evet, Göndermesi evet. hatalı. Bu takımda olmalıydı. Çünkü bir şöyle bir şey e, baktım gelmeden önce programa. E, yani mesela Semih 27 maçta oynamış. 10 gol atmış, 1 asist yapmış. Tamam mı? Böyle bir basit performan. Enes Ünal. 12 maç 1 gol atmış. 3 asisti var. Abdülkadir Ömür 24 maç oynamış. Golü yok. 7 asist yapmış. Kenan Yıldız 21 maç oynamış. 3 gol. Son golü 11 Ocak'ta atmış. Yunus Akgün 29 maç 2 gol 3 asisti var. Can Uzan başarılı. 25 maç 16 gol 3 asist. Evet. Kerem Aktürkoğlu 45 maç oynamış. 14 gol, 8 asisti var. Yani son ikisine tamam. Son ikisi evet, okey. Evet, yani bu da bunlar da tartışılıyor. Çünkü yani işte Abdülkadir Ömür'ün performansı da tartışılıyor. Enes işte tartışılıyor ama belli ki hocanın kafasında da bir şablon var, bir yapı var. Herhalde ondan dolayı bu kararı aldı. Ee, hocaya saygı duymakla beraber eleştirilecek de bir karardır. Benim son cümlem bu. Evet. Hey. Abla hocam siz tatmin oldunuz mu bu Montella'nın açıklamalarından? Ya ben e, olayın bu kadar basit bir şekilde açıklanacağını doğru şey bulmuyorum. Daha dolu bir açıklama ya aslında değil mi, bence gerçek düşünceleri bu değil. Hmm. Sonuç itibariyle e, şuna şu da olabilir ama o, o zaman da izlemedi mi diyeceğim ama yani eğer Semih Semih'in amili takım düzeyinde olmadığına kanaat getirse o zaman Ümit takımı alır. E, herhalde onun Amirli takım oyunda oynayabilecek bir düzeyde olduğuna karar verdi ki milli takımı açıklandı. Ya burada aslında irdelenmesi gereken konu bence şu. E, bu kadar fazla oyuncuyla yani bir antrenman siz e, o kadar kısa sürede oluşturabilir miydi? E, bence orada sıkıntı yaşadı. Yoksa işte Ümit takımın önemli maçı var Semih'i oraya gönderdik. Bunlar çok dolu nedenler değil benim için. Ya Böyle de olmadığını düşünüyorum açıkçası. Ee, e o zaman biraz önce söylediğim gibi Can'ı da gönder. Can da 2005'ti değil mi? Ama orada şöyle evet. bir sorun çıkıyor ortaya. Can'ı bir an önce amirli takımda oynatmamız lazım. Hmm. Sebebi diğer ülkelerin, yani onun evet. biliyorsun önünü kesmek amacıyla. Semih'te zaten bir sorun yok. Ee, ben yapılan olayın doğru olmadığını düşünüyorum. Yine söyleyeyim, ee, şimdi oyuncuyu işte burada oynasın bir daha yukarıya değil, burada e, Beşiktaş camiası da doğal olarak o kadar çok yazan çizen var ki bir açıklama yapma gereği duyuyor. Onlar daha farklı şeyler söylüyor ama e, böyle bir karar alındı. Yine söylüyorum, ne başkanın ne de Hamit Altıntop'un ya Montella'ya işte, Beşiktaş stadında ben kalktım gittim. İşte bu yüzden dolayı Semi Ümit takıma gönder. Onlar filan hikaye. O zaman Mert'i de almazlar. Hikaye yani. onlar. Değil mi? Onlar öyle şey olmaz. Yani A milli takım düzeyinde teknik anlamda bir karar alınacaksa Montella kararı alır, herkes uygular teknik anlamda. Evet. Ha hocayı oraya getirirken yönetim kurulu karar verebilir. Orada şey yok ve ya bu kadar yaygara yapmanın bir anlamı yok Onur. Çok iyi giden bir milli takımımız var zaten bir tek o iyi gidiyor bu futbol ikliminde. Yani şampiyonaya <laughs> hazırlık orada da bir basacaklar. <laughs> <laughs> hayır o yani bu <laughs> gidiyor. Biraz oraya önce da. Murat Özbostan'ın dediği gibi ya bu sosyal medya kulüplere devamlı yani bir açıklama yapma gereğini duyduruyor. Bir de böyle bir şey var, gerçek var yani. yani. Ya bu kadar büyütülecek bir olay değil ki. Senin yerinde olsanız ne yapardınız şu anda hocam? Diyelim Nasıl tamam abi? geldiniz Ümit Milli Takıma. Hangi psikolojide olursanız olun sonuçta o da ay yıldızlı bayrağı taşıyan formadır. Yani ne yapması lazım? Siz tecrübeli bir abisi olarak evet. semihe bir tecrü e nasıl diyeyim tavsiyede bulunmak ister misiniz? burada? Ya normal ne oynamaya devam edecek. Ne yapacak başka? Burası da milli takım. Ümit milli takım. Az buz değil. Bir de küçük de bir şansı var. var ben tabii. şöyle düşünürüm. Maç az 20-30'da mutlaka. Ben düşünmayın. şöyle bir şey düşünürüm. Ya buraya mı şey yaptılar beni buraya mı gönderdiler burada daha iyi performans gösteririm. Cevap bir daha değil mi, tabii bir daha oraya gittiğim zaman bir daha buraya dönmemek için hmm. bu bu performansı gösteririm zaten e, önünde 8 tane lig maçı var geniş kadronun içinde bulunuyor performans olarak daha üst seviye çıkarsa burada devam edecek.